Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu benim ikinci videom, lütfen birinci videoma gidip izleyin, onu da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen konuya gelelim. TikTok Live Hacks'e çekeceğim arkadaşlar, ikincisini çekiyorum bunu. Şimdi sırayla bunların hepsini yapacağız, ben önüme dizdim malzemeleri. Hemen başlayalım bence. Şimdi ilk Life Hack'imiz arkadaşlar. Aklımda kaldığı kadarıyla makyaj temizleme suyumuz var bu şekilde Garnier'in. Hemen bakalım. Evet, şimdi hemen Garnier'i, makyaj temizleme suyumuzu havlumun bir kenara döküyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten göreceksiniz nasıl olduğunu. Oraya döktük. Şimdi ben buradan üflediğimde buradan köpük çıkması gerekiyor. Bakalım olacak mı? Oluyor. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir şekilde hayretler içindeyim. Muhteşem gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası, sen? Ben de beklemiyordum arkadaşlar. Bunu evde deneyebilirsiniz bence, çok keyifli. Şu an o köpüklerle oynamak istiyorum. Ben oynuyorum. Çok güzel arkadaşlar. Benim yerime de oyna buradan, biraz mı acırabilirsin? Evet arkadaşlar, bu life hack'imiz başarılı. Buraya hemen kocaman bir tik. Evet, şimdi havlumuzu hemen bir kenara kaldıralım ve hemen ikinci life hack. Şimdi arkadaşlar ikinci life hack'imiz. Kalem, böyle tahta kalemleri var. Bunlar normal böyle yani. Marka falan önemli değil arkadaşlar. Şimdi bunlarla borcamımız var bu şekilde. Bunların resmini çizeceğiz. Sonra üzerine su dökeceğiz ve su döktüğümüzde o resim böyle hareket etmiş olacak. Dans etmiş gibi bir şey olacak. Şimdi hemen buraya bir şey çizelim. Kalp çizeyim mesela. Cinali çizelim bir tane. Klasik. İlkokulda çok çizerdik böyle değil mi? Siz de yaptınız mı? Biz yapıyorduk ya. Cinere serimiz vardı. Çok, aynen. Çok uğraşmak istemediğimizde cinere çiziyorduk. Evet. Şimdi hemen buraya ne çizelim bunu mesela? Yıldız yapalım bir tane de belki olur. Ama mavi çok gözükmedi ya. Olsun, başka bir renkte deneyebilirsin. Kırmızı olabilir mesela. Aynen. Bu da arkadaşlar gözükmüyor bunda. Bence siyahdan devam edelim ama. Aynen. Böyle bir tane yıldız çizdim. Şimdi arkadaşlar hemen suyumuzu ablam suyu veririz. Evet, hemen suyumuzu veriyoruz. Şurada üzerinden geçelim birazcık arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu böyle buraya dökeceğiz ve niye hiçbir şey olmadı? Bunun dans etmesi lazımdı ya. Acaba kullandığımız borcamdan mı? Olabilir aslında. Bence bir daha deneyelim arkadaşlar bunu. Bir daha deneyelim. Evet, şimdi ben hemen bir suyu dök. Şimdi bu kolayca siliniyor aslında. Belki arkadaşlar kurutmadığımız için de olabilir. İyice bekleyelim bence o kurutsa. Evet, bu şekilde yıkadık. Şimdi hemen bunu yeniden masamıza götürelim. Masamıza getirdik arkadaşlar. Bunu güzelce kurulamamız lazım peçetelerle. Veya havlu gibi bir şey kurabilirsiniz. Yanımda havlu var. İyice kurulandığından emin ol Ceren. Bence biraz daha peçete kullanabilirsin. Çünkü tutmayabilir öbür evet. Türlü. Şimdi arkadaşlar ben zaten bunları deniyoruz yani. Tabii ki de olanlar bizi keyiflendiriyor, mutlu ediyor, şaşırtıyor. Ama olmadığı zaman da farklı lafekle deniyoruz. Şimdi hemen yeniden aynı şeyleri çizelim bence. Şöyle biraz kalınlaştırsak acaba. Yan çizecek mi? Olsun şöyle. Kısım kurmamış herhalde. Siz dediğim gibi arkadaşlar iyice kurduğundan emin olun. Evet, bu şekilde. Üzerine de yapalım. Tatlı dursun birazcık. Kesinlikle. Şimdi boyayayım bu şekilde.
güzelce kurutuyoruz. Arkadaşlar kurunun kesinlikle emri olmanız lazım. Olmayabilir bence. Bizim gibi hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ilk başta. Ben şimdi buna olacak diyorum ama bilmiyorum. Umarım olur. Şimdi tekrar deneyelim arkadaşlar. Niye olmuyor? Demek ki tahta kalemde marka önemliymiş arkadaşlar. Demek ki Cin Ali tabağı değil. Nereye çizilmiş? Deftere. Sayfaya. Evet, bunu tekrar döküyoruz arkadaşlar. Yine aynı aşama. Ama siz de deneyebilirsiniz bence. Çok kolay siliniyor arkadaşlar bu arada. Ama siz bir sünger yardımıyla yapsanız daha iyi olabilir. Şimdi bunu hemen bir kenara bırakıp bir sonraki life hack'imize geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet, şimdi bir sonraki life hack'imiz. Telefon kaba olmayanlar için, memnunlar tabii ki. Bunu çıkartacağım ama. Telefon kaba olmayanlar için bir life hack. Şimdi burada böyle balonlarımız var çeşitli renklerde. Bunu bence hangi renk olsun, hangi rengi daha çok seviyorum. Maviyi daha çok seviyorum arkadaşlar bunların arasından. Ama şimdi şunları bir kenara itelim ki gözüksün yaptığım şey. Maviyi alalım buradan arkadaşlar. Bunu şişiriyoruz şimdi. Patlar diye çok korkarım arkadaşlar balonlar. Evet, ben çok korkarım özellikle balonun sesinden. Şimdi bunu böyle telefonun üstüne koyuyorum. Yavaş. Korkutma. Evet, bakın arkadaşlar. Bizim kaydı birazcık. Siz böyle figürlü balonlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel. Şimdi bunu bir ortalamaya çalışsaydık arkadaşlar daha iyi olabilirdi. Bence çok güzel bir kılıf oldu. Aynı zamanda kendi telefonumu da istiyorum. Evdeki bütün telefonlara bundan sonra balondan kılıf yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel, çok hoş görünüyor. Böyle bir kılıf oldu işte. Şimdi hemen bir sonraki lafikimize geçiyorum. Bundan sonra böyle kullanacağım bunu arkadaşlar. Böyle koydum. Alabilir. Evet. Şunları kenara alalım yine. Şimdi arkadaşlar bir sonraki lafikimiz. Burada böyle Emira Bigen yani kamera arkasındaki ablamın kızı, yeğenim yani. Evet. Onun böyle doğduğunda böyle şekerlik vardı, şekerlik gibi bir şey. Onun etrafından yapıştırdılar böyle. Bu da ondan arta kalan bir şeydi aslında. Evet, biz de fotoğrafı çektiremediğimiz için ben bunu yapayım dedim. Şimdi bunu hemen şu şekilde keselim. Bir tanesini kestim arkadaşlar bu şekilde. Kesin çok önemli değil gözükmesi. Evet. Şimdi koluma parfüm sıkmam gerekiyor arkadaşlar. Parfümü koluma sıkacağım. Ve ben bu kokuyu hiç sevmiyorum değil mi Ceren? Evet arkadaşlar. Yapma bunu ya. Gerçekten çok itici. Arkadaşlar şimdi bunu suda 3 dakika bekletiyoruz. Tamam. Bekletiyoruz. Bırak. Aynen şeyimizi. Bunu böyle içine koydum. Onun orada iyice beklemesi gerekiyor. Şimdi 3 dakika sonra görüşürüz. Bye bye. Evet, şimdi yazımız çıktı. Yani oldu bence. Şimdi koluma biraz daha parfüm sıkacağım. Çünkü parfüm etkisiydi. Şimdi sıksanız daha iyi olur siz. Kullanmadan önce yani bu çıktıktan sonra. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Üzerine daha da parfüm sıkıyoruz. Bunu böyle kolumuza bekletiyoruz. Ve 5-10 dakika beklesin ya da 2-3 dakika. Ne kadar olursa ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu hala bekliyoruz. Çıktı. Neyse yapıştıralım. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu şekilde gözüküyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bayağı bir dakika oldu. 5-10 dakika oldu. 10 dakika oldu hatta. Bunu açalım. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Belki kağıt yırtıldı bir de bunun üzerine ya.
Arkadaşlar ya. İllaki bir videomda olmayacak yani illaki bir şey daha. Sürekli olmuyor. En az iki tanesi olmuyor yani. Ama yani illa olacak diye bir şey yok. Sonuçta dediğim gibi bunu denemek keyifli olan bence. Sadece leş gibi parfüm yaptın her tarafa. Evet arkadaşlar, elim tamam. Leş gibi parfüm kokuyor. Boğazım çok kötü yanıyor. Annem çünkü böyle parfüm kokularını falan çok seven bir insan değil. Kesinlikle. Hatta sizin anneleriniz de bence sevmiyordu çok fazla. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sonraki laf ekibimize geçtik. Şimdi bu kalem... Evet bu kalem. Aynen. Arkadaşlar bu arada biz videoları sahur vaktine yakın çekiyoruz. Herhalde o yüzden birazcık algılarımıza sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bunu buradan kesiyoruz. Bu şekilde yakın çekim alalım bence. Biraz yakınlaştıralım. Şuradan kesik attım arkadaşlar bir tane. Sonra buradan da kesiyoruz. Diğer tarafı da yapalım mı? Buradan kesiyoruz. Arkadaşlar bunun şey olması lazımmış yani. Telefonu buraya koyduğumuzda duracakmış yani. Hadi bakalım. Bir yere bırakmamıza gerek kalmış. Tripod şey yapacakmış işte. Effect. Tripod effect diyorsun. Böyle tripod gerçekten iPhone'ları desteklemiyor diyebilirim yani. Kaç tane iPhone telefonu denediysem hepsini birden fırlatıyor. Bakalım böyle bir çözüm nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi şurasını arkadaşlar kestim böyle üçgen biçime getirdim. Buralarını da kesiyoruz. Şimdi hemen kendi telefonumu deneyeyim. Olursa ablamın telefonunu da deneriz artık. Şu şekilde durdu arkadaşlar aslında ama şurası deneyelim. Biraz daha belki kesebilirdik ama bence fena olmadı. Aynen biraz daha aşağı indirsek. Bence de. Denemekte fayda var. Dokuna gelecekti. Aynı hizada yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ama bilmiyorum şimdi gördüler ya. İçime dolmuş. Yapamıyorsun olmuyor. Şamacana bağlı. Eyvah. Bunun arkasına bir şey kalmadı gitti. Bu şekilde durdu. Kesinlikle. Böyle bu şekilde çok durdu. Güzel. Bu şekilde telefon dik durdu. Telefon da bayağı televizyon gibi durdu ama. Arkadaşlar bu da dik durdu birazcık. Daha dik durdu yani. Bu tarafı dik durduruyor. Bu tarafı da böyle yatay gibi bir şey o bence. Bence oldu arkadaşlar bu hareketiniz. Buna kocaman bir tik yine. Evet, şimdi bir sonraki laf ekimize geldik arkadaşlar. Şimdi bizde böyle iki tane ıslak mendil var arkadaşlar. Bunların ikisi de olabilir aslında ama ben böyle denemek istedim daha iyi olur, daha esnek olabilir diye. Şimdi buradan hemen iki katlı maske için iki katlı ıslak mendil çıkarıyoruz. İki tane. Bu arada kullandığımız ıslak mendil görmüş olduğunuz gibi poposi. Ama daha esnek olduğu kesin. Evet. Şimdi iki tanesini koyduk bu şekilde. Evet. Bunu esnetiyoruz arkadaşlar. Esnetmezseniz olmaz kolay kolay bence. Estetik açıdan da kötü durabilir. Şimdi hemen bunu makasla kesiyoruz. Küçük alıyorsunuz arkadaşlar böyle tutamını. Bu şekilde bu kadar yeter. Çok büyük aldığımızda kötü olabilir. Ve tabii ki de makasınızın da kesmesi lazım değil mi Ceren'ci? Evet arkadaşlar. Bizim tabii makasın... bir de ıslak olduğu için de biraz zorluyor. Peçete olsa mesela daha kolay kesilirdi. Kuru olduğu için. Bence güzel başarılı bir kesim oldu. Evet yuvarlak yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi buradan da kadar katlıyoruz. Evet, hemen orayı bir küçük keselim. Bir küçük keselim ama bu tarafı da. Evet, şimdi buraya kesiyoruz.
Evet oldu. Diğer tarafı aslında daha büyük oldu. Bence. Bak, hemen bakalım. Deneyelim bence bakalım nasıl göreceksin Ceren. Evet şurayı bir daha. Back off. Arkadaşlar gündemimizde olan koronavirüsle alakalı bir şey bu da. Evet. Aslında oraları zıma takıyorlar ama biz böyle bir şey denemek istedik. Şimdi biraz da esnemiz gerekiyor galiba. Şimdi bunu hemen kulağımıza geçirelim. Bir tarafına geçelim arkadaşlar. Çok güzel kokuyor bu arada. Bu arada dışarıdan çok garip sesler geliyor arkadaşlar. Bizim oturduğumuz mayıf birazcık. Texas. Dallas kesintisi. Bu arada Ceren ağzını görebiliyorum buradan. Baya yani incecik bir maske oldu. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel kısa biraz zor. Hemen çıkartalım bence. Tabii burun farkıyla bence sizde farklı olabilir. Evet şimdi bu life hack'imizi bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Ve life hack'imiz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenip bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like atın videolarıma ve bir önceki videoma gidin hemen bence bu videodan sonra. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz. Şimdi bunların hepsini bir kenara alayım daha rahat konuşayım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Açıklama kısımlarına bakmayı unutmayın. Oraya yazdığımı görüp belki abone olabilirsiniz yani. Arkadan sesler geliyor bu arada arkadaşlar. Çünkü ablam dediği gibi mahallemiz biraz sıkıntılı. Evet o şekilde yani. Videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın ve abone ol butonunun yanındaki küçük zil işaretine tıklayıp videoları tümünü seçip videolarımın hepsinden anında haberdar olabilirsiniz. O şekilde. Bay bay. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.